Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbişrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi kad ateyteni minel mülki ve allemteni min tevilil hadis. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhikni bis salihin. Sallu ala rasulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Salli ala seyyidina Muhammed. Sallu ala şefii zunubina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden ve in teuddu ni'metallahi la tuhsuha. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız bitiremezsiniz. Ayeti kerimesinde de buyurulduğu üzere her türlü nimeti bize bahşeden, bu nimetler içerisinde en büyük nimet olan iman ile bizi şereflendiren Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamd ve sena olsun. İmanla doğduk elhamdülillah. Yüce Rabbimiz iman ile yaşamayı ve bu dünyadan iman ile ayrılmayı Allah, Allah, Allah diyerek son nefesimizi vermeyi hepinize, hepimize nasip ve müyesser eylesin. Alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Fahri Kainat, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, onun ehli beytine ve ashabına salat ve selam olsun. Ümmeti Muhammed doğduk elhamdülillah. Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed gibi yaşayıp dünyadan ümmeti Muhammed olarak ayrılmayı mahşer gününde sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yanı başında, sancağı dibinde ve Rabbimizin arşının gölgesinde olmayı, sıratı geçmeyi, Kevser'den içmeyi sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e ve onun ashabına, sevgili ehli beytine komşu olmayı Yüce Rabbimiz cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Cumanız, cumamız mübarek olsun. Üzerimize doğan en hayırlı gündeyiz. Rabbim bugünün feyzinden, bereketinden istifade edebilenlerden eylesin. Her hafta cuma günü Ahmet Hamdi Akseki Camimizde siz kıymetli cemaatimize, yüz yüze, Diyanet TV ekranlarında da tüm kıymetli izleyenlerimize İslam'ın o yüce hakikatlerini aktarmanın çabası içerisindeyiz. Yine dua edelim. Cenab-ı Mevla, Cenab-ı Mevlamız bilmediklerimizi en doğru şekilde öğrenmeyi, öğrendiklerimizi ise hayatımıza tatbik etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Bu haftaki konumuz yavaş yavaş unutulmaya yüz tutan İslam'ın da üzerinde önemle durduğu, az sonra inşallah beraberce okuyacağız, anlayacağız. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın
birçok hadisinde yer alan bir konuyu, komşuluk hukukunu, komşuluk hakkını anlamaya, aktarmaya, öğrenmeye çaba göstereceğiz inşallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin asr-ı saadette yaşanan mübarek hayatlarından örnekle başlayalım. Hepiniz bilirsiniz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve güzide ashabı Mekke'de çok çile çektiler. Çok sıkıntılar yaşadılar. Boykot oldu, açlıkla, susuzlukla imtihana tabi tutuldular. Ve nihayetinde Yüce Rabbimiz Mekke'den Medine'ye hicret etmelerine müsaade etti. Aradan kısa bir süre geçtikten sonra sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ashabıyla beraber Mekke'nin fethi için yola çıktılar. Evlerinden kovulmuş, barklarından edinmiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'nin fethine ashabıyla beraber gidiyorlar. Tabii ki böyle bir durumda Cenab-ı Hak her gün okuduğumuz bir ayeti kerime var. Sure-i Celle var. Namazlarımızda okuyoruz. İza ca'a nasrullahi vel feth ve ra'aytan nase yedhuluna fi dinillahi afwaja fesebbih bihamdi rabbike vestagfir innehu kana tawwaba. Sana fetih geldiğinde ve insanların da bölük bölük İslam'a girdiğini gördüğünde hamd ile Rabbini tesbih et ve ondan istiğfar dile, zira Allah tövbeleri çokça kabul edendir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hamd ederek, estağfirullah diyerek Mekke'ye girdi. Şimdi evinden, barkından çıkarılmış bir lider, bir komutan ve yanında bulunan neferleriyle beraber Mekke'de. Mekke'de bulunanların tamamı haklarında verilecek hükme razı durumda. Çünkü artık fetih gerçekleşmiş. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle tedirgin bir şekilde bekleyenlere, Mekkelilere hepiniz duymuşsunuzdur, bilirsinizdir. Şöyle buyuruyor. Bugün kimseye kınama yoktur. Ben de Peygamber Yusuf kardeşim gibi söylüyorum. Bugün kimseye artık hiçbir kınama yoktur. Sizler serbestsiniz ve hürsünüz diyerek orada bulunanları rahatlattı. Ancak tam Mekke'nin fethedileceği o günde, o anda ashabın da yanı başındayken ashabına, neferlerine, Mekke'yi fethedenler o kardeşlerine şöyle seslendi. Vallahi iman etmiş olmaz. Vallahi iman etmiş olmaz. Vallahi iman etmiş olmaz. Üç kere böyle buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Düşünün, Mekke fetholunmuş, artık oraya girmişler, sizin yeriniz, yurdunuz olmuş ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam ashabına bir uyarıda bulunacak. Üç kere buyuruyor, vallahi iman etmiş olmaz. Sahabe-i kiram efendilerimiz merakla soruyor tabii. Ya Resulallah, kim iman etmiş olmaz deyince, sorunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Komşusunun kendisine kötülük yapabileceği kaygısından kurtulamayan kimse. Böyle bir günde Efendimiz aleyhissalatü vesselam ashabını öyle uyarıyor. Komşusunun kendisinden kötülük yapabileceğinden kişi emin değilse, elinden ve dilinden bana her türlü zarar gelebilir diye bir komşusuna böyle söyleyebiliyor, düşünebiliyorsa, kaygıları varsa,
çekincesi varsa, sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, vallahi o kişi gerçek anlamda, kamil anlamda iman etmiş olmaz buyuruyor. Değerli müminler, günümüzde çok da artık yavaş yavaş önemli bir değeri kaybetmek üzereyiz. Sözümüz ona modern dünya, modernite, bize sanki böyle bir dayatma içerisinde. Sanki modern olmak, çağa göre uygun yaşamak, komşuluk ilişkilerini bir tarafa bıraktırmayı gerektiriyor. Umursamazsak, önemsemezsek, böylelikle sanki moderniteye daha uygun yaşamış gibi olacağız gibi bir algı var maalesef. Oysa ki değerli müminler, şu hususu tekraren söylüyorum, yine söyleyeceğiz. Şunu unutmayalım, lütfen istirham ediyorum. Değerli cemaatim, kıymetli izleyenlerimiz. İslami olan insanidir, insani olan İslamidir. Yani İslami olan, İslam'la emredilen, yasaklanan ne varsa o insan içindir. İnsanın lehine olacak, insanı dünyada huzura, mutluluğa, ahirette, cennete götürecek olan ne varsa o İslam'da vardır. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hayatına neyi tatbik etmişse o insan içindir, bizim içindir. Kur'an-ı Kerim bize neyi emretmişse, neyi yasaklamışsa o bizim içindir. Çağlar üstüdür. 1400 yıl önce söylenmiş söz değildir değerli müminler. Kıyamete kadar gelecek olan tüm insanlığın huzuru ve mutluluğu için, tüm toplumlar için getirilmiş olan ilkelerdir, evrenseldir bu ilkeler hem de. Her zamana, her zemine uyar İslam'ın her ilkesi. Dünde kalmış asla değildir. Dünle alakalı değildir kıymetli müminler. Dünü rahatlatmış, bugün de yeni ilkeler bulalım değildir bu. İslami olan insanidir, insani olan ne varsa İslam'dadır. Günümüzde eğer modernite dediğimiz, modern bir zaman dilimi geçirmek istiyorsak, çağımızı modern kılmak istiyorsak o İslam'da vardır. Medeniyet adına neyi inşa etmişse İslam inşa etmiştir. İnneddine indallahil İslam, Allah katında yegane din de zaten İslam'dır. Hazreti Adem ile başlayan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle biten bütün dinlerin temel adı da yine İslam'dır. İlk insanı inşa eden İslam, bütün insanları inşa etmek için gönderilmiştir. İlk insanı ihya eden insan, İslam, kıyamete kadar gelecek olan bütün insanları ihya etmek için gönderilmiştir. Bu vesileyle değerli müminler, medeniyet dediğimiz, medeni olmak dediğimiz, çağdaş dediğimiz, bütün ne var, ne kadar değer varsa, bunun tamamı İslam iledir, İslami ilkeler iledir. Bu vesileyle konuma döneyim. Eğer komşulukla alakalı, komşuluk hukukuyla alakalı biz günümüze gerekli ilkeleri aktarmak istiyorsak, iyi bir komşuluk ilişkisi, sosyal hayatta düzeni arzu ediyorsak, toplumda komşuluk ilişkisi iyi olmadan huzur ve mutluluk olması kolay değil. O zaman toplumda huzuru ve mutluluğu sağlamak istiyorsak, İslam dininin getirdiği, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına aktardığı komşuluk ilişkisini, komşuluk hukukunu, hakkını günümüze aktarmalıyız. Aktaracağız ki o zaman mutlu olalım. Yalnız başına yaşamak
imkansız kıymetli müminler. Ferden yaşayabilecek değiliz. Mutlaka muhtacız. Önce Allah'ın bütün nimetlerine muhtacız. Havaya muhtacız, suya muhtacız. Muhtaç olmadığımız bir şey söyleyemezsiniz. Evrenin, bütün kainatın küresinden zerresine, mikrodan makroya, en üstten en alta, en alttan en üste, en küçük yapı taşından en büyüğüne kadar her şeye muhtacız. Ve bunların hepsinin bir matematiksel, fiziksel değer içerisinde, uyum içerisinde yaşamasına dahi muhtacız. Nasıl dünyada ve kainattaki her şeye muhtaçsak değerli müminler, sosyal hayatta da bu muhtaciyetimiz var. Sevgiye de muhtacız, muhabbete de muhtacız, birlikte, beraberlikte oturmaya da muhtacız. Bu vesileyle bizler değerli müminler, bir ve beraber olmak için gönderildik. وَاَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Hep birlikte olmak zorundayız. Allah'ın ipine ferden sarılmak olmaz, yetmiyor. Cemiyan, topluca sarılacağız. Beş vakit namazımız, cuma namazımız bunu öğretiyor kıymetli müminler. Neden safları sık ve düzgün tutalım diyoruz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hep uyarmış, safları sık ve düzgün tutunuz. Aranızdan şeytanlar geçmesin. Namazda bu öğretinin temeli aslında sosyal hayat için de geçerlidir. Ey Müslüman, ey müminler, namazda nasıl ki saflarınızı sık ve düzgün tutuyorsanız, aranızda şeytanların olmaması için nasıl ki omuz omuza veriyorsak, ey mümin kardeşim, sosyal hayatta da mutlaka safları sık ve düzgün tutun. Omuz omuza verin. İnnemel müminune ihve. Kardeşin, mümin olan kardeşinle omuz omuza ver. Namazda olduğun gibi dayanışma içinde ol. Değerli müminler, yüce dinimiz İslam'ın emrettiği toplumsal sorumluluklardan biridir komşuluk. Bizler komşumuzun külüne muhtacız. Komşuda pişer, bize de düşer deriz. En sıkıntılı zamanlarımızda telefona sarılmadan önce komşular yetişin diye bağırırız. Hiç kimse yok mu? İmdat dediğimizde, yetişin dediğimizde ilk beklediğimiz komşulardır. Değerli müminler, bizler birbirimize muhtacız. Komşular birbirine elbette muhtaçtır. Malına muhtaç olmasa bile selamına muhtaçtır. Muhabbetine muhtaçtır. Güler yüzüne muhtaçtır. Asansöre bindiğinde bir merhaba etmeye bile muhtaçtır insan kıymetli müminler. Mutlu eder insanı, huzurlu eder çünkü. Ötekinin varlığıyla sevinmeyi İslam bize emreder. Senden başkası, öteki, onun varlığı bize huzur verir. İslam da ötekiyle ilişkimizi dindarlık olarak görür. Dindarlık nedir? Değerli müminler, savm-ı salat hac ile sanma biter zahit işin, insanı kamil olmaya lazım olan irfan imiş. Namazla, oruçla, hacla, zekatla, orucu efendim, sakın ha işinin bittiğini zannetme. İrfan gerek insana kıymetli müminler. Dindarlık sadece namazla, oruçla, zekatla, hacla değil ki kıymetli cemaatimiz. Menil müflis, müflis kimdir? Ashab cevap veriyor, ya Resulallah müflis malı kalmamış, ticareti kar etmemiş, iflas etmiş kimse. Hayır, hayır. Müflis şu kimse. Namazı tam, orucu tam, zekat tam, haccı tam,
kılmış hepsini, yapmış, etmiş, ifa etmiş. Ama komşusuna, ötekine kötü söz söylemiş. Affedersiniz, küfretmiş, yalan söylemiş, dedikodusunu yapmış, iftira eylemiş, hakka girmiş. Mahşer günü ödeşme yeri. Dünyada belki maddiyatla ödeşme imkanı olabilir. Ama mahşer gününde para, pul, mal, mülk bir ödeşmeye efendim herhangi bir ödeşmede kullanılan bir argüman değil. Başlamış namazının sevabını vermeye, bitirmiş. Orucun sevabını vermiş, yetmemiş. Zekatının, haccının sevabını vermiş, kul hakkından kurtulamamış. Ödeşme, sevap bitti. Karşı taraftakinin günahını almaya başlamış. Dünyadayken umursamadığı şeylerden dolayı mahşer günü başkasının almış olduğu günahlarla cehenneme giren insan iflas etmiş kimsedir. Komşuluk ilişkisini önemsiz görmeyin kıymetli müminler. Ötekiyle ilişkimiz bizim dindarlığımızı belirler. Hazreti Ömer Efendimiz camiye girince ashabtan birisi, ya Resulallah, orada bulunan insanlar görünce bunlar ne güzel insanlar, zikir çekiyorlar o anda. Hazreti Ömer Efendimiz bize üç temel unsuru ifade ediyor. Üç önemli husus. Dindarlığın ölçüsü, insanı da tanımanın ölçüsü. Onunla komşuluk mu yaptın? Onunla ticaret mi yaptın? Uzun bir yola mı çıktın? Kıymetli müminler, hepsi ötekiyle alakalı. İnsanla alakalı. Bu vesileyle komşuluk ilişkisi öyle bir durumdur ki sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem la yedhulul cennete men la ye'menu caruhu bevâikahu. Yapacağı fenalıklardan komşusu güven içinde olmayan kimse cennete giremez buyuruyor. El-Müslimu, Müslüman kimdir? El-Müslimu men selimen nasu min lisanihi ve yedi. Müslüman, elinden ve dilinden insanların güvende olduğu kimsedir. Kamil anlamda Müslüman kimdir? Eşimiz, çocuklarımız elimizden ve dilimizden güven içindeyse, çocuğumuz, eşimiz, eşimden, elinden de, dilinden de, yani yaptıklarından da, konuştuklarından da kötülük gelmez diyebiliyorsa, işte o zaman kamil anlamda biz Müslüman olmuşuz demektir. Eğer komşumuz diyorsa ki, şu komşum var ya, Allah razı olsun, ne kötü bir söz duyduk, ne kötü bir eylemine şahit olduk. Ne bize zarar verdi, ne de bir sıkıntı çıkardı diyorsa, işte o zaman kamil anlamda bir Müslüman olmuşuz demektir. Değerli müminler, kıymetli cemaatimiz, belki aklımıza şu gelebilir. Günümüzde çünkü özellikle site içerisinde, dikey mimariyle efendim, çok fazla insanlar bir araya geldiği için umursamaz bir edayla yaşayabiliyor maalesef. Durum ama böyle değil, olmamalı. Televizyon ekranlarımızda asla efendim, Allah muhafaza eylesin, İşte koktuğu için güvenlik güçlerine efendim haber veriliyor da 10 gün, 20 gün ölmüş orada komşu, kimse haberi olmamış. Ya da hastalanmış da kimse kapısını çalmamış. Değerli müminler, birbirimizle ilgilenmekle mükellefiz biz. Biz Müslümanız çünkü. Birbirimizden haberdar olmakla mükellefiz biz. Peki neden? Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bir hadis-i şerif gelin beraberce öğrenelim. Önemli, basit görmeyin ha. Bir Müslüman öldüğünde
bir Müslüman öldüğünde en yakın komşulardan 3 tanesi kendisinin iyi bir insan olduğuna şahitlik ederse, Yüce Allah şöyle buyurmuş. Efendimiz buyuruyor, biz de buyuruyoruz ki, ala ra'si vel ayn, amenna ve saddakna. Peygamberimiz ne söylemişse haktır, doğrudur, iman ederiz. Başımız gözümüz üstüne. Dün söylenmiş değildir, kıyamete kadar inşa edici güçtür Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti seniyesi. Kur'an bize yeter, sünneti seniye değil, haşa. Kur'an bizim kitabullah, kelamullah'tır, baş tacıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti hayat rehberidir, hayatımız içindir. O öyle söylüyor, Rabbimiz şöyle buyurmuş. Kendisinden komşuları razı olan bir Müslüman öldüğünde Cenab-ı Hak şöyle buyurmuş. Onlar nasıl ki o Müslüman için şahitlik ettilerse, iyi bir insan olduğuna şahitlik ettilerse, kullarım böyle bir şahitlik yaptıysa, ben de onların şahitliklerini kabul ettim ve kendi bildiklerimi de bağışladım buyurur. Hani cenazelerimiz gelir de birbirimizden helallik alırız ya, bu bir ritüel değil kıymetli müminler sadece. Bir merasim değil bu. Cenaze merasiminin gereklilikleri gibi düşünmeyin. Kulun rızası, komşuların rızası, komşunun bir Müslümandan komşuların rızası Allah'ın rızasına vesile olabiliyor. Allah'ın affına mazhar olabiliyor kıymetli müminler. Şimdi geliniz beraberce yine sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den komşuluk hukukunu, komşumuzla haklarımızı beraberce öğrenelim. Sevgili Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Komşuluk hukuku hakkı 1. Hastalandığında ziyaret etmendir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesi. Hastalığında ziyaret etmek. Ziyaret, hasta ziyareti çok değerlidir kıymetli müminler. Allah hastalarımıza şifalar ihsan eylesin. Şu anda hastane köşelerinde olan kardeşlerimiz var. Şafi ismiyle şifalar versin. Belki de içinizde şu anda hastasını hastaneye bırakmış, cuma vakti gelmiş, Rabbine niyazda bulunup hastası için dua isteyen kardeşlerimiz de vardır. Rabbim gönlünüzün muradını versin inşallah. Hastanıza şifalar, hastalarımıza şifalar versin. Bir komşumuzun, bir kardeşimizin gelip ziyaret etmesi ne kadar değerli değil mi? O kadar bile değil. Şurada dua etmemiz belki de o hasta kardeşlerimizi nasıl da ferahlatıyor. Demek ki komşuluk hakkı ilk önce neymiş? Hastalandığında onu ziyaret etmekmiş kıymetli müminler. Hastanın yaptığı duayı da çok basit görmeyin ha. Ziyaret ettiniz, hasta dua etti size, bilin ki Allah katında makbuldür. İkincisi, eğer komşumuz bir borç istemişse, imkanımız varsa vermektir. Komşu komşunun külüne muhtaçtır kıymetli müminler. İmkanımız ölçüsünde eğer ihtiyacı varsa onu gidermektir komşuluk hukuku. Muhtaciyet olduğunda onun ihtiyacını karşılamaktır komşuluk hukuku kıymetli müminler. Yine eğer sevinci varsa, düğünü varsa, nişanı varsa, nikahı varsa, sevinçli bir günündeyse onun sevincine de ortak olmaktır komşuluk hukuku. Sevinçler paylaşılacak ki değerli müminler artsın. Günümüzdeki düğünlerimizi, sevinçlerimizi sadece parasal yardım olarak görmeyin. Düğün yapmışsınız, kimse gelmemiş. Üzüntünüz ne kadar çok olur. Sevinciniz kursağınızda kalır. Allah muhafaza cenazeniz olmuş da kimse size destek olmamış, yardım etmemiş.
iyice üzüntünüz artar kıymetli müminler. İnsan sıkıntı duyduğu anda etrafına bir bakar böyle. Yanı başında insanların olmasını ister. Ve en çok üzüntü o zaman başlar, kimse yoksa eğer. Bunun için bir ve beraberlik dini olan İslam'ı kabul eden, bir ve beraber olmamız gereken Müslümanlar, birlikten ve beraberlikten asla ödün vermemeli. Birliğimizi, dirliğimizi, beraberliğimizi sağlamlaştıracak en temel hususlar ise komşuluk hukukuna riayet etmek kıymetli müminler. Ve son bir husus, komşumuz öldüğünde cenazesine iştirak etmektir, taziyesinde bulunmaktır, sabır dilemektir, ona rahmet okumaktır komşuluk hukuku değerli müminler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları hatırlattıktan sonra şunu buyuruyor, ilginç. Evini komşunun evinden yüksek yapma ki komşunun havasını kesmeyesin. İslam hukukunda, İslam fıkhında değerli müminler, şufa hakkı diye bir kavramımız var. Komşuluk hakkı. Önce komşuya sorulurdu. Sorulması da gerekir. İslam öyle emrediyor. Tarla satacaksa kişi, ev satacaksa kişi, önce komşuya teklif edilir kıymetli müminler. Hatta Avrupa'da da vardır. Öyledir. Bilenler, gidenler görmüşlerdir. Mesela komşusu satacağı kişiden razı olmayınca o satış iptal edilir. Şufa hakkı İslam hukukunda olan bir hak. Komşuluk hakkı değerli müminler. Evin evini kesmeyecek, güneşini, havasını kesmeyecek. Ona rahatsızlık vermeyecek. Suyun, kötü koku giderlerin onu rahatsız etmeyecek. Komşuluk hakkı, şufa hakkı değerli müminler. Bu vesileyle Yüce Rabbimiz Cenab-ı Hak bizleri birbirimize kardeş kıldı. Vel mü'minûne vel mü'minâtu ba'duhum evliyâ'u ba'd. Ye'murûne bil ma'ruf ve yenhevne anil münker. Mümin erkekler, mümin kadınlar birbirlerinin dostu, arkadaşı, velisi, yoldaşı, sırdaşıdır. Birbirlerine iyiliği emrederler, kötülükten nehyederler, yasaklarlar. Değerli müminler, birbirimize iyilik etmek de komşu olarak hakkımızdır. Kötülükleri birbirimizden gidermek de hakkımızdır. Kötü bir durum olduğunda kötü sözlerle değil, güzel sözlerle uyarmak da birbirimize düşen haktır, vazifedir kıymetli müminler. Karışamazsın demek demeyin. Kimseyi ilgilendirmez değil kıymetli müminler. Sana ne değil. Biz birbirimizin velisiyiz. Biz birbirimizin kardeşiyiz. Kardeşler birbirlerine nasıl düzgün, güzel, medeni, hak ve hukuk çerçevesince davranırsa, bizler de birbirimize öyle davranacağız. Birbirimizi elbette uyaracağız kıymetli müminler. Güzel sözle, tatlı dille, bir tebessümle, sadaka olan tebessümle elbette uyaracağız. Şöyle yapmayalım diyeceğiz elbette kıymetli müminler. İyi bir şey olduğunda da ne güzel, Allah razı olsun. Aşure günü öyle değil mi kıymetli müminler? Aşure pişirir, dağıtırız her tarafa. Komşuluk için. İyi bir şey yaptığımızda komşumuzun da ikram ederiz, o da yesin diye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer Gıfari'ye, ya Ebu Zer, çorbanın suyunu biraz daha fazlalaştır da komşunu gözet buyurur. Biz de öyleyiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, komşusu açken tok yatan gerçek anlamda iman etmiş değildir, kamil anlamda mümin olamamıştır buyurur. Komşumuz aç mı tok mu bakacağız kıymetli müminler. Komşumuz hasta mı iyi mi bakacağız, gözeteceğiz.
Komşumuz iyi halde mi, kötü halde mi bakacağız? Hakkımızdır. Komşumuza eziyet vermeyeceğiz. Hakkımızdır. Ben istediğim gibi yaşarım. Kimse bana karışamaz değil. Ötekinin hürriyetini elinden alacak, ötekiye sıkıntı verecek bir duruma düşemeyiz biz kıymetli müminler. İstediğim ses tonuyla konuşur, istediğim şekilde televizyonumu açar, istediğim şekilde radyomu açar, müzik dinlerim. Kimseyi ilgilendirmez değildir bu. Hepimizi ilgilendirir kıymetli müminler. Bu vesileyle konumu özetleyip bitireyim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethettiği gün söylediği ve vaazımın da başında ifade ettiğim şu hususu tekrar arz ediyorum. Vallahi iman etmiş olmaz. Vallahi iman etmiş olmaz. Vallahi iman etmiş olmaz. Kim ya Resulallah? Mekke'nin fetih günü söyleniyor. Komşusunun kendisine kötülük yapabileceği kaygısından kurtulamayan kimse. Değerli müminler, biz mümin ve Müslümansak, elimizden ve dilimizden kimseye zarar gelmemeli. Biz müminiz, Müslümanız, elimizden ve dilimizden kimseye zarar gelmesin inşallah. Biz mümin ve Müslümanız, mümin ve Müslüman komşusuyla iyi geçinir, iyi geçinmelidir. Mümin ve Müslüman komşusunun hak ve hukukuna riayet eder, riayet etmelidir. Dünyadan iyi olarak, iyi bir insan, hoş bir seda bırakarak bu dünyadan ayrılanlara sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz müjde veriyor. Komşuları razı olmuş, Müslüman bir kimse ölmüş, hakkında hüsnü şehadette bulunmuş kimse için Allah da ben de kullarım nasıl razı olduysa ben de razı oldum ve kendi hakkımı da helal ettim, bağışladım diye buyurur kıymetli müminler. Komşuluk ilişkisi yavaş yavaş tükeniyor. Dikey mimari vasfı bizi biraz birbirimizden uzaklaştırdı. Efendim site içerisindeki yaşam kuralları, o kurallara riayet etmek, kimsenin kimseyi umursamadığı bir düzen insani değildir. İnsani olmayan da İslami değildir kıymetli müminler. Nerede, hangi çağda, hangi zamanda, hangi yerde, hangi mekanda ne iş yaparsak yapalım, bilin ve bilelim ki İslami olan insanidir. Ve insana ne lazım ise o mutlaka İslam'la emredilmiştir. Cenab-ı Hak birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin. Bizi birbirimizden ayırmasın. Komşuluk ilişkilerimizi İslam'ın çizdiği o güzel çerçeveye oturtmayı, birbirimizden razı olarak, birbirimizden razı komşular olarak hem dünyada yaşamayı hem de ahirete göç etmeyi, hüsnü şehadette bulunacak komşularımızın sayısını artırabilmeyi Cenab-ı Hak cümlenize, cümlemize nasip ve müessir eylesin inşallah. Rabbim şu namazda, şu cuma günü nasıl ki safları sık ve düzgün tutuyorsak, önemli bir uyarıdır kıymetli müminler. Namazın, cemaatle namazın bir eğitimi de budur. Safları sık ve düzgün tutmak demek sadece namazla ilgili değildir. Nasıl ki namazda safları sık ve düzgün tutuyorsak, bu öğretilen hususu cami dışında da, hayatın tamamında da gerçekleştirmemiz gerekir. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Cenab-ı Hak nasıl ki namazda saflarımı sık ve düzgün tutuyorsak, namaz dışında da, cami dışında da, site içerisinde de, komşuluk ilişkimizde de saflarımızı sık ve düzgün tutanlardan eylesin. Cumanız mübarek olsun inşallah. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize, üzerimize olsun. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.
تقبل منا واشف مرضانا وارحم موتانا وتقبل دعاءنا وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة مع الصلوات.